bundan sonrası için hisse senedi tarafına bir yabancı girişi bekler misiniz ve tahvil tarafında da bir hızlanma olur mu, ne dersiniz? Gri listeden çıkış bundan sonra arkadaşımız da söyledi. İlave nota artırımlarını getirir Türkiye'ye. Ama gri liste şöyle önemliydi. Hep soruyorlardı yani niye herkes bu kadar önem atfediyor. Nihayetinde dünyada büyük fonlar uyum prensipleri sebebiyle başta gri liste ve benzeri olmak üzere kısıtlamalara uymak zorundalar. Bir ülkeye pozisyon açacakken, yatırım yapacakken mani olacak faktörlerden bir tanesi bizim içinde bulunduğumuz gri liste hikayesiydi. İşte önemliydi. Şimdi nihayetinde bundan sonra o fonlar Türkiye'ye daha da çok bakacaklar. Ama sıkıntımız şu, bu fonlar 2020 yılında pandemi döneminde MKK'daki yabancı pozisyonu %63'lerin üzerindeyken Türkiye'yi son 10 yıldır satıyorlar. Daha da fazla satma gayreti içine girdiler ve neredeyse 2020-2021 yılı aralığında endeks ortalaması 1000-1200'ler aralığındayken tamamen Türkiye'yi terk ettiler. Evet, bir yabancı pozisyonu %27 ile takasta baktığınız zaman görüyordunuz ama o daha çok halka açık şirketlerde yabancı ortakların tutmuş olduğu hisse pozisyonunu ifade ediyordu. Neticede fonlar neredeyse tamamen Türkiye'yi sıfırladılar. Onların dönüşü ha deyince olmaz. Çıktık gri listeden ama iki güne para gelecek diye beklemek yanlış olur. Fakat ne olursa olsun bundan sonraki süreçte Türkiye'ye bakış açıları değişeceği için ayıracakları muhakkak bir pozisyon ve fon miktarı olacaktır. Ki biraz evvel de söyledim, bu liste çıkışı ilave baktığınız zaman not artırımlarını getirecektir. Bu kesin. Yani şu an farklı bir patikada gidiyor Türkiye. Bu da zamana bağlı yabancı girişini sağlayacaktır. Şimdiye kadar yabancı girişi gördük. 2 milyar doların üzerinde bir yabancı girişi vardı ama bunların hepsi kısa vadeliydi. Nitekim çoğu da son 6 haftada satıldı. Şimdi bundan sonra farklı bir süreç muhakkak başlar. Ama o sıkıntı dediğim şeye geri dönelim. Siz pozisyonunuzu 1000-1200 endeks aralığında satmışsınız. 1996 yılından kuru alırsak 3 liralar civarındaydı baktığınız zaman. Nihayetinde o zamandan bu zamana 8 yıl gibi bir sürede kurun artış hızına bakın. Endeksin geldiği noktaya bakın. Endeks 6000'ler, 7000'ler ya da eski hesapla, yeni hesapla 600'ler, 700'ler aralığından gelmiş 11.000'e. Çok belli ki endeksin artış hızı, kurun artış hızının çok çok ötesinde. Türkiye bir enflasyon mücadelesi veriyor. 2 yıldır dünyanın şampiyonuyuz. Evet, paramız sürekli devalüe oluyor ama biraz evvel de söylediğim gibi devalüasyonun hızından daha hızlı hareket etmiş bir endeks var. Şimdi adamların parası kendi para birimleri lira değil, paralarıyla gelecekler buraya. Muhakkak ki burada maliyet hesabı yapıyorlar. Geçmişte o satmış oldukları pozisyonların maliyeti şimdi onlara daha ağır. Ama ne olursa olsun Türkiye'nin artık yaratabileceği ayrı bir hikaye var. Bugünkü alınan bu karar bence çok çok önemli. Orada listede adımızın yazması bile çok kötüydü. Bir sürü ülke var, tamam kabul ediyorum ama onlarla birlikte anılmak bile kötüydü. Bence farklı bir sayfa açılıyor. Zamana bağlı etkilerini görürüz. Biraz evvel yorumu yapan kardeşimizi dinledim. Doğru söylüyor. Fiyatların içindeydi zaten. Neredeyse bir aydır Sayın Bakan aykırı bir şey söylemiyordu. Bugün eğer biz o liseden çıkmasaydık bizi şaşırtır ve piyasada etkisi olurdu. Şu anda zaten beklenen şey gerçekleşmiş oldu. Fakat yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra yabancının bakış açısı muhakkak değişecektir. Tekrar özellikle bizim majör büyük şirketlerimizde, firmalarımızda pozisyon artışlarını zamana bağlı görürüz. O da endeksin yükselişi demek. Çünkü bu sözünü ettiğim şirketler endeksin de majör şirketleri ve muhakkak endekste yukarı yönlü etkileri olur. Yeni hedefleri daha yukarıları koymaya bize fırsat verecek bir karar oldu.